Biz İnsan Hakları Derneği olarak yani cezaevi çalışmasına ağırlık veriyoruz. Cezaevinde meydana gelen hak ihlalleri, mahpusların yaşamış olduğu sorunlar, buna ilişkin tespitlerimizi ve gerekli yerlere başvurularımızı yapmaktayız. Bu çalışmalar içerisinde karşımıza çıkan en büyük sorunlardan biri de tecrittir maalesef. Özelinde İmralı Hapishanesi, genel olarak da Türkiye'deki birçok hapishanede maalesef ki tecrit uygulamaları devam etmekte. Şimdi tecrit aslında tecritin bir insanlık sorunu olduğunu ve insan onuruna aykırı bir davranış bütünlüğünü ifade ettiğini biz sürekli belirtiyoruz. Şimdi tecritte aslında diz çöktürülmek istenen bir insanın duruşudur, onurudur. İnsan olmaktan kaynaklı sosyal bir varlık olan insanın dış dünyayla ve cezaevinde olan diğer insanlarla bağlantısını kesmenin yegane yöntemi tecrittir. Ve iktidar, hem yerel iktidar hem genel iktidar da bu tecrit yöntemini insanların iradelerini kırmaya, onları cezaevi içerisinde yeni bir cezaevine koyma gibi bir niyetle yaklaşmakta. Şimdi İmralı Hapishanesi uzun yıllardır insan hakları savunucularının gündeminde olan bir hapishane. Bu hapishanede hem PKK lideri Abdullah Öcalan hem de onunla beraber o hapishanede kalan kişiler açısından çok ağır bir tecrit sistemi orada uygulanmakta. Karşımıza çıkan en büyük sorunlardan biri ise yaptığımız İnsan Hakları Derneği olarak da ayrıca hem orada İmralı Hapishanesi'nde tutulan kişilerin, mahpusların, ailelerinin veya avukatlarının yapmış olduğu başvurulara da hiçbir şekilde bir cevap verilmiyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin infaz kanunu açıktır. Bu infaz kanunu bütün Türkiye'deki hapishanelerde tutulan, hükümlü olan veya tutuklu olan her kişiye uygulanan, farklılık gözetilmeden uygulanan bir kanun olması gerekmekte. Mahpusun politik tutumuna, mahpusun politik duruşuna, almış olduğu cezaya veya toplumsal konumuna bakılmaksızın bu infaz kanununda eşit derecede yararlanması gerekmekte. Şimdi infaz kanununda avukat görüşü açıktır. Hükümlüyle avukatının nasıl görüşeceği detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Tutukluyla nasıl görüşüleceği anlatılmıştır. Aile görüşleri, telefon görüşleri, dış dünya ile iletişim nasıl olması gerektiğini veya cezaevindeki iletişimlerin nasıl olması gerektiği kanunla önümüze konulmuş bulunmakta. Şimdi hukuk devleti olduğunu iddia eden bir devlet kanununa rağmen kişilere göre uygulama alanında farklılık ortaya koyuyorsa kendi hukukunu çiğnediği anlamına geliyor. Yani açıkçası hem İmralı'da hem de diğer yerlerde meydana gelen tecritler yasa dışıdır. Bunları bu şekilde adlandırmak gerekiyor. İmralı Hapishanesi'nde tutulanlarla ailelerinin görüşememesi, uzun yıllardır görüşememesi aslında yasanın çiğnendiğini gösteriyor. Buna karşı yapılan uygulamalara karşı o hapishanede tutulan kişilerin avukatları ve insan hakları savunucuları da gerekli yerlere yasal başvurularda bulunuyor. Fakat maalesef bir sorun daha karşımıza çıkıyor. Kendi yasasını çiğneyen devlet yargıyı da kendi amaçları doğrultusunda zaman zaman kullanabiliyor. Ve buradaki tecride ilişkin yasal başvurularda karşımıza çıkan en büyük engellerden biri de bu. Yani bir hukukçu, infaz hakimliğinde görevli bir hukukçu, bir hakim önüne böyle bir başvuru geldiği zaman, yani bir mahpusun uzun yıllar ailesiyle görüşememesi, uzun yıllar dış dünyayla hiçbir bağlantı kuramamasını gördüğü zaman bunun yasalara aykırı olduğuna hükmetmesi gerekir ve buna ilişkin tedbir alması gerekirken maalesef yargı iktidarın politik amaçları uğruna karar veren bir kurum haline getirilmekte. Bu sürekli karşımıza çıkmakta. Aynı şekilde bu insanların avukatları ve ailelerinin başvurularına rağmen karşılarına çıkmaktadır. Buna ilişkin uluslararası Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelere dayanarak uluslararası başvuru mekanizmalarına bildi.
Onlardan da ihlale ilişkin kararlar çıktı. Fakat buna rağmen orada tutulan insanlar bir Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yargılanıp hüküm alan insanlar değil de bir toplumsal ilişki düzenleme aracı olarak kullanılan insanlar gibi görülüyor. Ve bu da zaman zaman hukuki haklarının engellenmesi anlamına geliyor. Ki İmralı Hapishanesi'nde uzun yıllardır hukuki haklar politik tutumlar sebebiyle engellenmektedir. Şimdi az önce de bahsettiğimiz gibi yani kendine hukuk devleti diyen bir devlet hiçbir şekilde kişiye göre pozisyon alamaz. Toplumsal sözleşmeler vardır. Bu sözleşmelere göre bir kanun ortaya çıkmıştır ve bu kanuna herkes uymak zorundadır. Yani bir kişinin politik durumundan dolayı ona umut hakkı tanımamak tamamen hukuk dışı bir refleksle hareket etmenin göstergesidir. Eğer bu uygulamalar devam edecekse açıkça hukuk devleti olmadığımıza ilişkin bir deklarasyonun olması gerekiyor. Fakat henüz hukuk devleti olduğumuz iddiasındaysak, Abdullah Öcalan için de, başka mahpuslar için de umut hakkı da dış dünyayla bağlantı da sağlanmalıdır mutlaka. Çünkü ortaya konulan bir yasa var ve bu yasaya uygun bir şekilde hepimizin buna uyması gerekiyor. Başta da bu yasanın uygulayıcıları olarak devlet yetkililerinin buna uyması gerekiyor. Ayrıca da Abdullah Öcalan'ın toplumsal anlamda özellikle geçtiğimiz süreçlerde içinde bulunduğumuz süreçte dahil olmak üzere savaş ve çatışma halinin devam edip etmediğine ilişkin rolü sebebiyle buna daha hassasiyetli davranmak gerekiyor. Bir an evvel biz İnsan Hakları Derneği olarak da bir an evvel barışın ve çözümün bu topraklarda hüküm sürmesi için çalışan bir sivil toplum örgütüyüz. Ve bizim de aynı talebimiz vardır. Yani bir an evvel barışın tesis edilmesi, savaşın ve çatışmanın durabilmesi için aktörlerle bir an evvel sağlıklı iletişim ve ilişkinin kurulması gerekmektedir. Abdullah Öcalan da bu savaş ve çatışmanın bitmesi konusunda büyük role sahip bir kişilik olması sebebiyle umut hakkına ilişkin ya da diğer dış dünyayla kurduğu ailesiyle, avukatlarıyla, vasileriyle görüşebilmesi toplumsal barış açısından da önemlidir. Biz konunun bu yönlü de ele alınmasını talep ediyoruz. Öncelikle şimdi devlet bir hukuka aykırı, yani yerel iktidar ve genel iktidar hukuka aykırı bir işlem tesis etme niyetinde olduğu zaman devletin birçok kolunda elverişli hale getiriyor. Bakınız bazen koster bozuk gerekçesiyle Ulaşım Bakanlığı veya oradaki kolluk kuvvetleri ya da jandarma komutanlığı bu şekilde bir cevap veriyor. Bir başka yönlü Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü disiplin cezası olduğuna ilişkin bir cevap veriyor. Bunlar yargıya götürülüyor. Yargı da tamamen hukuka aykırı kararlar veriyor. Yani bir bütün olarak tecrit uygulanmaya konulduğunda devletin bütün kademeleri aslında bir işbirliği haline dönüşüyorlar. İşbirliğine çeviriyorlar bu işi. Şimdi disiplin cezası, bir insan cezaevinde bir mahpusun almış olduğu disiplin cezasının mutlaka kendisine ve yasal temsilcilerine tebliğ edilmesi gerekiyor. Buna karşı çünkü yasal başvurular var. İtiraz hakkı var. Yani şu an öyle komik gerekçelerle, hukuka aykırı gerekçelerle bunu insanların önüne koyuyorlar ki bir insanla ilgili ceza veriyorlar. Fakat bu cezanın itiraza konu edilmesinin de önüne geçmeye çalışıyorlar. Açıkça Türkiye hapishaneleri ve İmralı'da hukuka aykırı işlemler yapılmakta. Buna ilişkin maalesef ki ulusal mekanizmalara başvuru yapılması bir işe yaramıyor. Çünkü hukuksal bütün başvurular yapılıyor. Fakat hiçbir sonuç alınamıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu sözleşmeler var. Bu sözleşmelere göre bir mahpusun cezaevinde tutulma koşullarının ne olduğunu, buna ilişkin devletin nasıl denetleneceği açıkça bu sözleşmelerde de ortaya konulmuştur. Şimdi
Başvuru yapılıyor ve uluslararası kuruluşlardan ihlale ilişkin kararlar çıkıyor. Fakat bu yeterli değil. Denetleme yapması gerekiyor. Uluslararası kuruluşların bir an evvel gelip İmralı Hapishanesi'nde inceleme yapması gerekiyor. Ulusal mevzuata ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelere uygun bir infaz rejiminin sürdürülüp sürdürülmediğinin denetimi mutlaka uluslararası kamuoyunca, uluslararası kurumlarca denetlenmesi gerekiyor. Başta CPT olmak üzere artık göstermelik incelemeler ve buna ilişkin raporlar değil de yaptırıma yönelik bazı adımların atılması gerekiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuka aykırı eylemleri uluslararası mekanizmalar tarafından tespit edilip buna göre bir yaptırım takviminin ortaya konulması gerekiyor.